Vene sal dehevi xilas dibe. De kevi sala 11 han. Heca kujari evi askere nekene. Qatilevi smara askere nekene. Dustiyevi qapat kene. Em de hadise dise dustiyevi vekin ve. Hatta Avrupa ansah naqlayici em pe bikevin. Em de vje bernadın. Hatta nevge mi cirabın em dustiyevi bernadın. Am qatil xwa da xwa da qatil hami kurdaj bila askara bikin vidwawi qatil shabe manin manin hami mashkul da da bi khwa go ma da wala qatil hami zani da 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 Ava ava çe videoya ava kia avi insan her kusti kaçı biye. Yani Tilyawan avra tenab ya mutlaka ve teşti bikiyan yani. Tilya devlet tenab raha ya. Çünkü her yuvi de girtan, her yuvi iskanca de kiyan. Jibu çe, jibu zimane kurdi sevek rujname habi, jibu vi havayı. Ta khanca ülke dasa da tenab ya. Başko zimane kurdi sahabi, zimane kurdi azadiya varat. Digeran da, jibu ve azadiya varat, malı mekiyen karakul akwa, hatta paşira khune vici rejandın. و ام قاتل خواهد خوازن و بلا قاتل ما اشکاله بکن بلا بگن بلا تشکیه بخن دست ما ده بلا دوستی ما قپات نکن امید و او سات نقلاجی قپات بکن اما دوستی وکی وجی امید سابسته کن حتی دنیا سخه 10 yıllık süreçte gerçekleştirilen soruşturmada bir adım ilerleme yok. Aslında dosyadaki bütün deliller o tarihte bu eylemin IŞİD hücresi tarafından işlendiğini gösteriyor. O dönem Kobani dayanışma eylemleri sırasında ilimizde Adana'da IŞİD'in Kadri abiyle birlikte iki kişiyi daha katlettiğini biliyoruz. Ancak soruşturma aşamalarında bu cinayetlerin IŞİD'e değil de işte PKK'ye yıkılmak istendiği yönünde bir takım şeyler var. Gelişmeleri de biz tespit ettik. Ancak gelinen aşamada aslında bütün bu cinayetlerin IŞİD tarafından işlendiği noktasında aslında herhangi bir tereddüt yok. Ancak failler bulunabilmiş değil. O tarihte IŞİD saflarında savaşmak için Suriye'ye geçen Servet Koç ismindeki IŞİD militanı da zaten itiraflarında eylemin IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini kabul etmişti. Ancak Servet Koç bu itiraftan bir süre sonra bölgede gerçekleşen bir bombardımanda yaşamını yitirdiğini bilgisi var bizde. Onun dışındaki faillere de ulaşılabilmiş değil. Tabii şu noktaya dikkat çekmek isteriz. Kadri Bağdu bilinen, Adana'da tanınan bir kişiydi. Hedef haline getirilmiş bir kişi. Ölümünden önce de defalarca gözaltına alınmış, tutuklanmış. Gazeteci faaliyetlerinden dolayı devletin kadrine uğramış bir kişilikti. Bunlarla Kadri Bağdu yıldırılamayınca son olarak biz katledildiği düşüncesindeyiz. Kadri abi güpegündüz öldürüldü. Gündüz vakti herkesin göz önünde katledildi. Her sabah yaptığı gibi gazete dağıtımını gerçekleştirildiği sırada öldürüldü. O mahallede yani Şakirpaşa mahallesinde Adana'da o tarihte pek çok sokak gösterisi oluyordu. Özellikle Kobani dayanışma eylemleri sırasında birçok protesto eylemi gerçekleşti. Bu protestolardan kaynaklı olarak da çok sayıda vatandaş hakkında davalar açıldı. Mahkumiyet kararları verildi. Eylemler sırasında bu failler yakalanamamışsa da sonrasında güvenlik kameraları veya mobeseler üzerinden polis eylemlere katılan kişileri tespit ediyor. Hakkında soruşturmalar başlatılıyor. Bunlar savcılıklara, sonraki aşamada mahkemelere intikal ediyor ve mahkumiyet kararları neticeleniyordu. Aynı yerde, aynı tarihte, gündüz vakti motosikletli bir kişi Kadri abiyi öldürüyor. Ancak hiçbir güvenlik kamerasına, mobese kayıtlarına rastlanılmıyor. Bu kişi tespit edilemiyor. Biz bunun inandırıcı olmadığı kanaatindeyiz. Polisin, devletin, savcılığın gerçekten faili bulmak isteseydi bulabileceği düşüncesindeyiz. Ancak muhalif kimliği ve yürütmüş olduğu gazetecilik faaliyetleri nedeniyle zaten devletin, sistemin hedef haline getirilmiş olduğu Kadri Bağdu'nun IŞİD tarafından katledilmesi karşısında
faillerin bilinçli bir şekilde gizlendiği, olayın üzerine gidilmediğini biz görüyoruz. Ancak inanıyoruz ki önümüzdeki süreçte bilhassa siyasal iklimin değişmesiyle Kobani dayanışma eylemleri sırasında ve sonrasında gerçekleşen tüm bu siyasal cinayetlerin ve komploların faillerinin bir şekilde ortaya çıkartılacağı ve cezalandırılacağına inancımız tamdır.